AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, cinsel istismar suçunda mağdur ile failin evlenmesi halinde fail hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması veya cezanın ertelenmesine imkan veren düzenleme konusunda değerlendirme yaptı. En önemli hassasiyetimiz çocuklarımız, bebeklerimiz, kadınlarımız, kızlarımız. Dezavantajlı diye nitelendirilen engellilerimiz, yaşlılarımız bizim en hassas olduğumuz konulardır. Bundan hiç kimsenin endişesi ve şüphesi olmasın. Kadınlara yönelik çok önemli yasal düzenlemeler yaptıklarını ifade eden Çalık, Türkiye'deki siyasi partiler bunu takdir etmiyor olabilir ama tüm dünya takdir ediyor. Bu konuda çok önemli yasal düzenlemeler yaptık diye konuştu. Kız çocuklarımız ve kadınlarımızla alakalı olarak yapmış olduğumuz çalışmalar da takdire şayandır. Türkiye'deki siyasi partiler bunu takdir etmiyor olabilir ama tüm dünya takdir ediyor. Bir, bu konuda yapmış olduğumuz çalışmalar, çok önemli yasal düzenlemeler yaptık. Bu yasal düzenlemelerle birlikte sosyoekonomik seviyelerini geliştirmek için çok önemli düzenlemeler yaptık. Bugünkü mevzu asla cinsel istismar ya da tecavüzcüyü koruma ya da af değildir diyen Çalık, erken yaşta evlenen ve resmi evlilik yaşına gelmediği için sonrasında resmi evlilik nikah ahdini yapan çiftlerin yaşadığı mağduriyeti istinaden önergenin verildiğini söyledi. Bu önergeyle alakalı olarak erken yaşta evlenen ve resmi evlilik yaşına gelmediği için sonrasında resmi evlilikle nikah akdini yapan çiftlerin yaşadığı mağduriyete istinaden bu önerge verilmiştir. Öncelikle şunu söylemem gerekir ki bu önergenin öncesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ilk kez 90 yıllık Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ilk kez erken yaştaki evlilikleri inceleme komisyonu kuruldu. Ve bu komisyonun birincisi erken yaştaki evlilikleri sebeplerini araştırdık. Bu sebepler, ekonomik sebepler, örf, adet, gelenek, görenek, eğitimsizlik dahil olmak üzere, sağlık sorunları dahil olmak üzere birçok sebebi gördük ve inceledik. Bu sebepleri ortadan kaldırmak için de çalışmalar yaptık. Şartlı nakit transferlerinden şartlı sağlık yardımlarına, 35 milyara varan sosyal yardımlar, sosyal politikalarımıza ayırdığımız bütçeyle aileler masadan bir kaşık eksilsin diye kızlarımızı evlendirelim düşüncesini ortadan kaldırsınlar diye bir çok önemli bir çalışma yaptık. Erken yaştaki evliliği teşvik etmesi asla söz konusu değildir. Birincisi bu. İkincisi, tecavüzcüyle ilgili verilen mücadele çok önemli yasal düzenlemeler bunun en önemli kanıtıdır. Türk Ceza Kanunu'nda yapmış olduğumuz değişiklikle 4 yıldan 8 yıla, 8 yıldan 16 yıla, 16 yıldan da müebbet hapse kadar tecavüz eden ya da cinsel istismarda bulunan kişilerin ceza alması için yasayı biz çıkardık. AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı ise yaptığı konuşmada önümüzde yaklaşan bir referandum süreci var. Bununla ilgili 716 mahalle başkanımızla sandık kurullarıyla çalışmalarımızı yapıyoruz. Bir referandum olduğu takdirde teşkilat olarak hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum diye konuştu. Önümüzde yaklaşan bir referandum süreci var. Biz teşkilatlar olarak sadece şunu belirtelim. 716 mahalle başkanımızla bir araya geliyoruz ve sandık kurullarını ve benzeri çalışmalarımızı yapıyoruz. İnşallah nasip olursa eğer bir referandum olduğu takdirde teşkilatlar olarak hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum Sayın Başkanım. İnşallah önümüzdeki süreçte daha huzurlu, daha refah içerisinde terörden arınmış ve birbiriyle barışık, kendi insanının inançlarına uygun bir yeni anayasayla, yeni bir sistemle partinin cumhurbaşkanlığıyla inşallah yolumuza devam ederiz diyorum. Tekrardan bugünkü toplantımızı